Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıkları Turex Turunç Madencilik halk arzına ilişkin resmi onaylı izahatname geldi. Onun bilgilerini biraz sonra sizinle paylaşacağım. Bugün Zoren ve Ahgaz yüksek miktarda satış yaptı. Bir yeni bedelsiz sermaye artışı kararı açıklandı bugün. Gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 7712.85 puandan %0.08 artışla kapattı. Değişim puan olarak 6.44 puandı. BIST 100'ün işlem hacmi 99 milyar 759 milyon TL olarak gerçekleşirken dolar bazlı BIST 100'ün dolar bazlı değeri 272 dolar 82 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 320, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 196, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 17. Evet arkadaşlar, Turex Turunç Madencilik işlem kodu MARBL olacak. Marbal biliyorsunuz bir diğer adı da Marbal. Fiyat 10 lira 97 kuruş. Talep toplama tarihi 2-3 Kasım 2023 Perşembe Cuma günü talep toplamaya başlayacak. Faaliyet alanı, alanı mermer imalatı yapıyor. Piyasa değeri 2,5 milyar TL. FKC 2759, PDDD'si 213. Aracı kurum tacirler yatırım fiili dolaşım oranı %25.80 olacak. Katılım endeksine uygun bir şirket. Halka arz büyüklüğü 646 milyon 971 bin TL. Bunun 501 milyon TL'si şirkete girecek yani sermaye artırım yöntemiyle. 10 milyon 376 bin lotu da ortak satış olacak. O da ortakların cebine girecek. Yani yaklaşık 120-130 milyon TL gibisi ortak satış olacak. Peki buradan gelecek 501 milyon TL'yi nerede kullanacaklarmış? %35-40 arası borç ödeme, %30-35 arası kapasite artırma ve te teknolojik yatırımlar, %30-35 arası da işletme sermayesi olarak kullanılacakmış. Taahhütleri şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. Fiyat istikrarı planlanmaktaymış. Tabii ki bu fiyat istikrarını hiçbir şirket yapmak zorunda değil. Fakat burada bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak denmesi bedelli ya da bedelsiz sermaye artışı yapmayacağı anlamına gelir. Tamamen eşit dağıtım Arkadaşlar eşit dağıtımları artık öğrendiniz zannediyorum. Yani halka arz kısmından değil de işte normal hisse alır gibi alış kısmından alacağımızı söyleyeyim. Fiyat zaten sabit. Fakat burada dikkat etmemiz gereken noktalar var. Onlara da değineceğim. Ben sanırım 20 tane 30 tane lotun bu zaten fiyatı çok düşük düşük ben 30 tane 40 tane elde olan e, yedek akçemle paylaş e, şey yapacağım başvuru yapacağım zira çok fazla lot dağıtmayacaktır eğer ki son tap gıdaya e, katılan insanlara kadar katılırsa zaten daha önce söyledim 10-11 tane 12 tane lot dağıtılacağını düşünüyorum Evet burada önemli nokta Borsa İstanbul'da satış e, tarihini açıklarken bakın burada e, şu önemli. Birincil piyasa ilet, e, piyasasına iletirken kendi risk tanımları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde. Yani burada arkadaşlar kendi adınıza kayıtlı başka bir hesaptan başvuruda bulunursanız ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmeyecektir. Yani mükerrer tarama var. İlk başvurunuz kabul edilecek, diğerleri kabul edilmeyecekmiş. Onu da hatırma, hatırlatmakta yarar var. Evet, Zoren Zorlu Holding Anonim Şirketi bugün, pardon 27'sinde, 10. ayın 27'sinde bildirimi sabah yaptı. 5 lira 15 TL fiyat aralığından 34 milyon 98 bin adet e, nominal tutarı satış işlemi yapmış Zoren. İsmen Üçüncü çeyrek finansallarını 10. ayın 31 2023 tarihinde bizimle paylaşacakmış, paylaşacakmış kapta. Evet bugün ah gazdan baya bir satış geldi. O da sabahleyin bildirdi. 10. ayın 27'sinde 13 lira 78 kuruş fiyat aralığından 2 milyon 150 bin adet e, satış işlemi yapmışlar. E, valla e, bu ben zaten stratejimi daha önce söyledim. Patron alırken al, patron satarken de sat. Burada gördüğünüz gibi Zoren. Zoren zaten e, bayağıdır e, satış yapıyor. Ahkaz'da yeni başladı. Aynı zamanda Ahlatçı'nın aslında e, geri alım programı da var. 2 milyon 150 bin adet. Şimdi bir diğer kap daha yine 10. ayın 27'si buradaki satışı yapan Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Hemen buradaki satışı yapan da, yapan da Ahlatçı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. O da 13 lira 20 kuruş fiyat aralığından ayın 27'sinde 13 milyon 351 bin 900 TL adet yani nominal tutarlı payını satış yapmış. Bir, yerde, bir diğer satış yine Ahlatçı'dan Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi Anonim Şirketi. O da 13 lira 20 kuruş, 13 lira 78, 78 kuruş fiyat aralığından 14 milyon 498 bin 100 adet hissesini satmış ayın 27'sinde. Reader özel durum açıklaması. Değerli paydaşlarımız elektronik perakende satış ve mağazacılık faaliyetlerimizi yürüten bağlı ortaklığımız Reader Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret AŞ'nin Alanya Yekta Mal AVM'deki R dükkan satış mağazası bugün faaliyetine başlamıştır. Böylece Türkiye genelindeki mağaza sayımız 59 ilde toplam 110 adete ulaşmıştır. Ayrıca 53 mağazamızın da sözleşmeleri imzalanmış olup Kasım 2023 döneminde faaliyetine başlamak üzere kurulumu devam etmektedir. Türkiye'nin çeşitli illerindeki AVM'ler ile Yeni R dükkan mağazalarımızın açılış, açılması konusunda protokol çalışmalarımız devam etmekte olup yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 200 adet R dükkan satış mağaza sayısına ulaş, ulaşılması planlanmaktadır demişler. Katılım evim geri alım programı başlattı. Arkadaşlar geri alıma konu pay miktarı toplam 4,5 milyon lot alacaklarını ya da 200 milyon TL olarak belirlemişler. Yani Bunlardan birisini daha hang, e, hangisini daha önce doldurulursa e, doldururlarsa 4,5 milyon lot ya da 200 milyon TL piyasada oluşabilecek volatilite karşısında şirketimiz pay fiyatının sağlıklı oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alım yapılmasına karar verilmiştir şartlarda bunlar. MIA Teknoloji Tripitech proje onayı İnsan, araç ve varlık yönetimi ile ilgili çok çeşitli fonksiyonları kapsayan tesis güvenliğini ve gözetimini sağlamak amacıyla şirketimizin bağlı ortaklıklarından Tripi Mobility Teknoloji AŞ'nin ARGE birimi tarafından geliştirilen modern akıllı tesis güvenliği ve yönetimine yönelik modül yazılımı Trip Tech projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark yönetimi tarafından onaylandığı bildirilmiştir. Proje bütçesi 8 milyon 220 bin TL olup proje kapsamında geliştirilecek olan modüller ile kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel işletmelerin, üniversitelerin, bankaların, hastanelerin ve mobilite operatörlerinin çok çeşitli teknik dilleri, yazılımları ve bilimsel yaklaşımları bir araya getirerek tesis yönetimini ve güvenliğini dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Arge projelerimizin geliştirilmesi ve artırılması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Borsa İstanbul hak kullanım kapağı attı. Yarın yani 10. 10. ayın 31'inde öz su balık hisse başına 7,5 kuruş nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hesaplara geçiş 2 gün sonra oluyor. Bu öz su balık 5 taksitte ödeyecek diye aklımda kalmış. Merkezi kayıt kuruluşu, kuruluşu borsada işlem göre tipe dönüşüm duyurusu geldi. Arkadaşlar burada ee, Pek GY'de baya bir e, lot var Bakın burada hep Pek GY 310 bin, 789 bin Burada 1 milyon, 100 bin Bunların hepsini topladığımız zaman e, Baya bir lot yapıyor Bir diğer şirkette Tezol Europap, Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ Ahmet Mersin'de 13 milyon adet lotunu Borsada işlem gören Tipe dönüşüm duyurusu Yaptı CVK Maden Özel Durum Açıklaması Yatırım Teşvik Belgesi hakkında. <laughs> Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Balıkesirli Sarıalan mevkinde altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylanmıştır. Şirketimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 10. ayın 28'i şu tarihli şu sayılı kararı 855 milyon 870 bin TL tutarlı 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi kapsamında yararlanacağı destek unsurları aşağıdaki gibidir. SGK primi 7 yıl boyunca vergi indirimi %80, yatırma katkı oranı %40, faiz desteği, KDV istisnası, gibi sıralamışlar. 855 hemen hemen 856 milyon TL bir teşvik almışlar. Genel güneş enerji santral projesi güncel gelişmeler demişler. 10. ayın 27'si 2023 tarihinde şirketimizce kamuoyuna duyurulan güneş enerjisi santrali projesi kapsamında güneş panel, panellerinin kurulacağı arazi ilişkin çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü tarafından çet gerekli değildir kararı verilmiştir proje ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkılacak yeni gelişmeleri bildireceğiz diyor yani e, buradaki güneş enerji Santrali'nin yapması için hiçbir engel yokmuş evet medical park MRP sağlık hizmetleri günün e, sürpriz bedelsizi geldi sermaye artırımı kapı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Mevcut 208 milyon lotu bedelsizden sonra 416 milyon adet lota çıkacak. Tabii ki bunun için SPK'nın onaylaması gerekmekte. CEO Event COM yeni iş alımı hakkında dünyanın önemli tenorlarından Andrea Bocelli 8 Haziran 2024 tarihinde ya da Bocelli İstanbul'da vereceği konser SEO Event Media AŞ, BVO İnşaat Yatırım Limited Şirketi ve Dolma Bahçe Basın Yayın AŞ organizasyonuyla BCK Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecektir. 25.000 kapasiteli etkinlik alanında bilet satışlı olarak gerçekleşecek konserde toplam 100 milyon TL haslat gerçekleşmesi beklenmektedir. Penguende da Pengıda Güneş Enerjisi Santrali ÇET süreci başlatılması bu şirkette güneş enerjisi e, yatırımı yapmak için ÇET izin ve denetim genel müdürlüğü portalına yüklenmiş yapmış olduğu başvurular. Mia Teknoloji arkadaşlar bu e, ilginç bir kap yeni bir hikayet yaratabileceği gibi buradan ne çıkacağını da görmemiz lazım. Sağlık yazılımları lisans haklarının devri ki çok güzel bir şeye benziyor ama Miatek e, zaten güzel bir şirket. Onu söylemekte yarar var. Fakat buradaki e, kap e, yeni bir hikaye doğurur mu ona bakmak lazım. Şirketimizin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans sakları ile ilgili olarak sağlık yazılımı alanında önde gelen ABD merkezli bir firma ile yatırım bazı görüşmeler yapıldığı daha önce 7. ayın 13'ü tarihli özel durum açıklaması ile bildirilmiştir. Anılan firma ile sürdürülen görüşmeler neticesinde şirketimizin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının geçtiğimiz yıl Amerika'da kurulan ve paylarının tamamı şirketimize ait olan New York merkezi Mi Ateş Corporation ünvanlı şirketimize devredilmesi ve yine, yine bu iştirakin %51 hissesinin 46 milyon ABD doları karşılığında satılmasına ilişkin bir niyet mektubu 10. ayın 30'u 2023 tarihinde imzalanmıştır. Niyet mektubu sonrasında süreçle gerekli yasal işlemlerin tamamlanarak lisans devir ve pay devri sözleşmelerinin imzalanması ve söz konusu lisans aktarımlarının tamamlanması beklenmektedir. Niyet mektubunun imzalanması sonrasında taraflar arasındaki görüşmeler devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuna paylaşılacaktır demişler. Bu süreçle ilgili ile birlikte Körfez ülkeleri, Kuzey Amerika kıtası başta olmak üzere Uluslararası Sağlık Bilişim Piyasası'nda iş geliştirme faaliyetlerine hız verilecektir. Meskur devir işlemleri alıcı şirketin bağlı olduğu holding bünyesi tarafından garanti altına alınacaktır. Alıcının dahil olduğu holding, teknoloji, sağlık, finans, ulaştırma ve emlak başta olmak üzere çeşitli yatırım ve iş geliştirme faaliyetleri sürdürmekte olan Amerika Birleşik Devletleri merkezi küresel bir yatırım şirketidir. Anılan şirketin bağlı bulunduğu holding 2 milyar doların üzerinde olan şirket sermayesiyle birçok ülkede faaliyet göstermektedir demiş. Şimdi arkadaşlar e, bu şirket Miyateş e, Tech Corporation'ın şöyle yapalım miayı açalım önce bir burada da varmış ya. Hemen Miyatek'e bakalım. Şirket bilgilerine. Şimdi arkadaşlar Miatek Corporate Energy Enerji AŞ burada göstermemişler. Şimdi bu şirketinin e, sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans hakları yani bütün sağlık alanındaki e, yazılım iş geliş, geliştirmiş oldukları yazılımları şirkete e, aktaracaklar. E, Corporation ...ünvanlı şirketimize devredilmesi ve yine bir iştirakin %51 hissesinin yani şurada şunu anlamaya çalışıyorum. ...yüzde %51 hissesinin 46 milyon ABD doları. Yani bu şirketin ne kadar e, miyateki e bağlı olduğunu şey yapabilseydik. Bir daha bakalım pardon. Bir daha bakalım. Ee, sağlık alanında yazılım şirketi Miatech Corporation Mobility Enerji. Bunu burada göstermemişler. Ee, yeni kurulduğu içindir zannediyorum. Şimdi arkadaşlar %49 eğer elinde kaldıysa oradan çok güzel bir iş çıkma olasılığı var. Çünkü 46 milyon hemen hemen 45 milyon da diğer yarısı yapar ki bu da 90 milyon dolar gibi bir para yapar. Bunun yanında şirketin ortaklığının devam etmesi ki ben bunun örneklerini size daha önce verdim. Nasıl verdim? Hani bazı şirketler şirketini satıyor ama patron bir yüzde yirmisini yüzde onun elinde tutuyor. Niye? O şirketin nimetlerinden yararlanmak için burada böyle bir şey mi var söz konusu olacak diye aklımda soru işaretleri kaldı ki öyle bir şey olursa güzel işler çıkması yüksek ihtimal. Evet volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Carrefour'sa, Ditaş ve KRGO yaprak paylarına yarın seans başından 29'u seans sonuna kadar açığa satış ve kredileşenlere yasak geldi. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında FMF paylarına yarın seans başından 11. 29'u seans sonuna kadar brüt takas uygulanacakmış. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında SUMAS paylarına yarın seans başından 11. 29. 2023 tarih seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecekmiş. Seyitler Kimya geri alınan payların elden çıkartılması. Şimdi arkadaşlar toplam bunlar 173.780 adet hissesini geri almış. O da Sermayesinin 0.174, 0.17'siymiş yani çok fazla bir lot değil. Fakat bazı insanların kafası karışmasın diye 173 bin lot hemen hemen hiçbir şey değildir öyle söyleyeyim ben size. Fakat yani patron diyor ki artık ya paraya ihtiyacım var şirket olarak ya da şirketimin piyasa değerinin bundan sonra piyasanın değerlendireceği, değerleneceği piyasada durum söz konusu olduğu için geri almış olduğu notları elden çıkarmış. Belki de tekrar bir geri alım programı e şöyle bakalım. Geri <laughs> alım programı da tekrar açıklayabilir. Orge yeni iş ilişkisi kapı. Şirketimiz ile Secheron SA İsviçre arasında cer gücü sistemi DC ekipmanlarının ülkemizde satışına yönelik işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın süresi 2 yıl olup süre sonunda tarafların itirazı bulunmadığı halde otomatik olarak uzayacaktır. Söz konusu işbirliği anlaşması ile taahhüt işlerimizin dışında şirketimizce raylı sistemlerde kullanılan cel gücü sistemi DC ekipmanlarının doğrudan satışı ile şirketimiz hasılatına ve karlılığına ilave bir katkı sağlanması hedeflenmektedir. İlgili anlaşma çerçevesinde 5 yıl içerisinde 20 milyon euro tutarlı satış hasılatı projeksiyonumuz bulunmaktadır demişler. Son kap e, Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Dijital bankacılık e, bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı yönetmeliği kapsamında Getir Finans, Getir Teknolojik Hizmetleri AŞ ile Servis bankası olarak iş ortaklığı kurulması amacıyla e, bu Getir, e, sanırım e, meşhur Getir, yani Amerika Borsasında kote olan e, Getirle ortak olabilir. Düzenleyici otoriteler, otoriteler nezdinde gerçekleştirilecek izin başvuruları dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ayrıca Getir teknolojik hizmetler AŞ'ye. 50 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılması konusunda genel müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. E, i̇ş bankası son zamanlarda zaten baya bir atak yaptı. Orada iş holdingde bakalım e, ne zaman kurulup şirketler oraya devri gerçekleşecek. Arkadaşlar bugün çok fazla e, yeni bilançolar geldi. Üçüncü çeyrek bilançolar geldi. Şimdi burada hepsini söyleyecek olsam saatle yani bir saati rahat buluruz. Yani üstten geçmemize rağmen yani şuradaki çeyreklik ve yıllığı söylesem bile bir saati geçer video. O kadar yükse e, uzun süre bakmaya gerek yok. Siz buradaki rakamlara bakarsınız. Benim e, dikkatimi çekecek şeyleri, çeken hisseleri zaten size söylerim. Burada Adel e, güzel bir bilanço açıklamış. Çeyreklik e, %119 artırırken net karını. Yıllıkta da %805 artırmış. Onun dışında yeni alkarzlara fazla bakmak mantıklı değil. Niye? Arkadaşlar çünkü bu yeni alkarzlara halka arzdan gelen gelirler göründüğü için orada bize sağlıklı bir veri vermez. Zaten daha önceki e, ne diyeyim size e, bağımsız denetimden geçmediği için orada da her türlü e, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Onun için yeni halk halkarzlara en az şöyle bir bir yıllık olacak, bir yıl bir buçuk yıllık olacak ki sağlıklı bir bilanço görelim onlarda. Ee, onun dışında boş füen e, işte bedelsiz e, ne diyeyim size beklentisiyle birlikte fiyatın yükselmesi aslında e, çok aman aman bir bilanço gelmemiş ama nakit kısmında e, 9.476 milyon bir nakiti eline geçmiş zaten onda bedelsiz de bir miktarını kullanacak. Onun dışında hemen siz buradan bakıyorsunuz. Benim tekrar tekrar anlatıp çenemi yormama gerek yok ama dediğim gibi ben yine bakayım. Lider Turizm güzel bir bilanço getirmiş gibi görünüyor. Net karda %49.8 hemen hemen %50 çeyreklik, yıllıkta da %179 getirmiş. <laughs> onun dışında Teknoso, Teknosa e, fena değil güzel bir bilanço hem nakiti artırmış hem çeyreklik hem de yıllık net karda artış var onun dışında benim burada görebileceğim e, ikisini birden artıran hem çeyreklik hem de yıllık bazı artıran şirket Eminiş %15 çeyreklik yıllıkta da %59.76 artırmış nakitte de 888713 e, TL artışa geçmiş O zaten bu miktarı her e, ay ödemesini Gerçekleştiriyor Burada oylum var Oylum güzel bir bilanço getirmiş Çereklik %57 yıllıkta da %447 Gözümden kaçan olabilir e, Safkar Ege soğutma Çereklikte artış getirirken yıllıkta biraz düşüşe geçmiş Hemen bakalım. Petroken Turizm. P Kent arkadaşlar %1043 çeyreklikte artırırken yıllıkta da %129 artırmış. Onun dışında Trend Gayrimenkul çeyreklik %72 yıllık %467. Beyaz güzel bir bilanço getirmiş. Zaten araba piyasası biliyorsunuz. Ama tabi bu karlara bakalım seneye de devam edecek mi? Onun dışında Bur ve Bur Çelik falan güzel bir e, bilanço getirmiş. 2.606 e, milyon nakite geçerken yüzde %117, e, yıllıkta da 733 %733 bir artış gerçekleştirmiş. Anadolu Hayat e, sigortalar zaten güzel bilançolar getir, getirecek. CRDFA güzel bir bilanço getirmiş. Onun dışında TSKB zaten yıllık bazda güzel getirmiş. Burada Egepo var. Çeyreklikte 278, yıllıkta %120 artırmış. Turkaş'a çeyreklikte fazla getirmiş ama burada artış da olmuş. Yani bunların üçünde yeşil olması tabii ki daha iyidir Öyle söyleyeyim size. Mistral Gayrimenkul o hem çeyreklikte hem yıllıkta güzel getirirken Metro yatırım ortaklığı da aynı şekilde. Tabii bunu e, ayrıntılı incelemek lazım. Ziraat GYO hem çeyreklik hem yıllık hem nakit artışında 3 e, yeşille iyi bir bilanço getirmiş. Onun dışında Info'nun bilançosu güzel gelmiş. Atlas fena değil, güzel gelmiş efendime söyleyeyim. Çeyreklikte e, ilk baktığım benim çeyreklik olacak. Daha sonra yıllığa bakacağız. Hatsan buna çeyreklikte güzel getirmiş ama dediğim gibi işte burada halka arz gelirleri vesaire olduğu için çok fazla ona bakmamak lazım. Halka arzlara çok fazla bakmamak lazım. Gıpta da ona bakarsak 3 kriterde de güzel getirmiş. Onun dışında siz zaten bakıyorsunuz ben 3 yeşiller arıyorum daha çok. 3 yeşilde Ulu Factoring güzel getirmiş. %5 çeyreklik, %539 yıllık. Ulaş turizm, ulaşlar turizm, çeyreklikte pek bir şey yok. Ona daha ayrıntılı bakmak lazım. O zaten daha önce gelen bilançoydu. Arkadaşlar, bilançolar bittikten sonra ki ben bu kadar hissenin hepsine bakıp da şu çok güzel gelmiş. Sadece böyle üstten bunları söyleyebilirim. Ama bilanço dönemi bittikten sonra e, gözüme batan zaten benim e, beğendiğim şirketler bu doğrultuda e, devam eden şirketler. Yani hem bilançosunu güzel getiren, işte faaliyet raporları güzel gelen efendime söyleyeyim verdiği sözleri tutan şirketlerden oluşmakta. Arkadaşlar bilançolar gelmeye devam edecek. Yarın borsa ne olur? Yarın muhtemelen eksi yapabiliriz. Zira yarın ay sonu Ay sonunda e, Viop kısmında e, teminat kapama olayı var. O yüzden e, mecbur bazı insanlar e, Viyok'ta işlem yapan insanlar nakite geçmek zorunda, Vadesini kapatacak, elinde nakit yoksa. Ama ondan sonra bu hafta da belki böyle testleri bir piyasa ama ondan sonra küresel bir e, risk olmazsa borsanın güzel devam edeceğini düşünüyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.